Biz Varız YouTube kanalından herkese merhabalar. Öncelikle hızlı bir şekilde size kanalımızı tanıtmakla başlayayım. Bu çünkü ilk videomuz. Biz daha çok spor konsepti üzerine hani Avrupa futbolu, Türkiye futbolu veya skandal hakem hataları, zaten kanalımızın isminden de anlayabileceği şekilde Biz Varız. Yani aslında daha çok var üzerine bir konsept planlamıştık. Bu şekilde ben Ege, moderatör şeklinde devam edeceğim. Yanımda Furkan, diğer yanımda da Melih. Kısaca ben onları sizin için anlatayım. Furkan İzmir'de okuyor ve bunun dışında aslında kanalımızla esas ilgili olayı Fenerbahçe muhabirimiz gibi diyebiliriz. Kendisi Fenerbahçe'ye daha hakim ve fanatik bir Kanarya. Diğer yanımızda da azılı bir kartal olan Melih var. Kendisi çok fanatik Beşiktaşlı. Ben moderatör olarak daha çok tarafsız yaklaşacağım ve olayların yorumlanması üzerine yardımcı olacağım arkadaşlarıma, öyle diyeyim. Şimdi hemen sıcağı sıcağına, bugün saat pazartesi gece 2 oldu. Tabii birkaç saat geçti biz bu kurguyu ayarlarına kadar ama hemen Fenerbahçe maçıyla başlayalım istiyorsanız. Başlayalım. İlk görüşlerini alalım. Sen bir Fenerbahçe taraftarı olarak bugün takımda ne gördün? Yani biz bu sene Fenerbahçe güzel transferler yaptı ve büyük umutlarla girdi. Hele şampiyonluk olarak girdi. Erol Hoca'ya büyük bir güven vardı. Hem taraftarlardan hem yönetimden. Ama hani iki maçta da Fenerbahçe'nin çok beğenildiğini düşünmüyorum. Şahsen ben beğenmedim. Evet, buna ben de katılıyorum. Yani yıllardır Fenerbahçe'deki klasik, kronik hastalık olan şu üçlü defansif orta saha düzenini iki maçta da gördük. Yani hiçbir taraftarın bundan memnun olduğunu düşünmüyorum. İlk hafta kazanılan Rize galibiyetinden sonra da yani insanlar transferlere bel bağlayarak hala bir şeyler söylüyor takımla ilgili. Bugün de bazı transferlerin oynamasına rağmen yine çok yani aslında ben kendim yorum yapayım. Bu maçın ikinci yarısını analiz ettiğimizde Erol Hoca ikinci yarıda esas kozlarını kullandı. İkinci yarı, yani ilk yarı 4-2-3-1 oynuyorken ikinci yarı 4-1-4-1'e döndü. Luis Gustavo tek ön libero kaldı. Sosa'yı aldı ve daha ofansif bir şekilde, yani Mert Hakan'ı da alarak daha gol arayan bir yöntem aradı. Ama benim şahsi görüşüm, ben buna katılmıyorum. Çünkü elinizde tabii ki Sosa, bu belki kondisyonu yeterli olmaz, 36 yaşında bir oyuncu, ama yani elinde bu kadar güçlü oyuncular varken ne bileyim yani Ozan anladığım kadarıyla formunu yakalayamamış. Ya da en azından Sosa ile başlayıp ikinci yarı daha dinamik, daha ateşleyici bir oyuncuyla devam edebilirsin. Ben Erol Hoca'nın kararlarını hatalı buluyorum. Keza yani hakem hatalarıyla daha ileride konuşalım istiyorsan ama ben hakem konusunda çok şikayetçiyim açık konuşmak gerekirse. Hakem, biraz senin görüşlerini alalım maçla alakalı. Hakem skandalları bölümünü ben birlikte çekiyorum ama bizden bir maç sonu röportajlarını, maç sonu analizlerini konuşalım bence de. Bence Furkan geçen sene veya son 2-3 sene göre Fenerbahçe daha umutlu bakıyor, taraftarlar Fenerbahçe'ye. Yani daha umutlu bakıyor. Biraz transferlerle alakalı diyebilir miyiz? Geçen sene saç baş yolduruyordu. Ondan önceki sene de saç baş yolduruyordunuz Ali Koç'un ilk geçtiği zamanlar. Şu an saç baş yoldurma geleneğimiz duruyor. Değil mi? Mesela bence bu sıkıntı kadronun kötülüğünden veya Fenerbahçe'nin kötülüğünden değil de Erol Bulut'un daha farklı 11'lerle çıkması, kemik bir 11 oturtaması. Sosa bu hafta oynamadı, geçen hafta daha çok oynadı. Daha oyun içinde vardı. Daha sorumluluk aldı. Çünkü Gökhan Caner'le de Beşiktaş'tan gittiklerinde ilk maçlarında herkes dedi çok iyi oldu, çok iyi oldu, iyi aldık diye. Yani ilerleyen zamanları tabii ki düzelir, tabii ki oturur ama Erol Hoca'nın istikrarlı bir kadro kurması kesinlikle. Fenerbahçe'nin kemik bir kadrosunun olması lazım. Tabii canım, oyuncular transferlere baktığınızda. Peki bundan ziyade şunu sormak istiyorum. Özellikle sana. Hatayspor istatistiklere baktığımız zaman hiç şut çekememiş. Kaleyi bulanı geç, 0 şutu var Hatayspor'un. Lige yeni çıkmış bir takım ve 9 kişi kalıyor. Fenerbahçe bu kadar işte Valencia, Tiam'dır, odur budur, Sosa'sı, Mert Hakan'ı, gol nerede? Fenerbahçe taraftarı gol istemekte haklı yani değil mi? Fenerbahçe, hani Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını görmüşsünüzdür. İşte bir tane 30 atan, bir tane 15 gol atan forvet alacağız falan diye de. Hani senin orta sahanda bu maçtaki gibi Tolga, Ozan, Gustavo oynarsa forvete top gelmez yani. Ya açıkçası benim düşüncem o üçü daha çok fizik kalitesi ve enerjisiyle yüksek oyuncular. Yani şimdi mesela bu maç bir derbi olsaydı ben derdim ki hani deplasmanda bir derbi. Güçlü ilk yarı işte sağlam durmak istediği için bu 11'i çıkarmış diyebilirim. Ama lige yeni çıkmış bir Hatayspor'a karşı oynuyorsun. Yani sen Fenerbahçe'sin ve evinde oynuyorsun yani. Eze koy yetenekli topçularını, bas git yani. Yani tabii ki biraz yanlış bir tabir oldu basket ama Fenerbahçe'sin yani bu ben yanlış görüyorum bu şekilde. Hakem hatalarıyla başlayalım istiyorsanız. Evet, hızlıca. Başlayalım. Hatayspor'un kırmızı kartlarından başlayacağız yüksek ihtimal. Tabii ki. Yani baba, yani kronolojik değil de yani ilk kırmızı kart, ikisi de iki sarıdan kırmızı kart. Aynen. Görerek oyunun dışına atıldı. İlk sarı, yani ilk kırmızı kart hakemi, yani ilk yarıda penaltıda aldatma yönelik hareket. Evet, hiçbir şekilde dokunmadan pat diye attı kendini. Ben pek katılmıyorum. Sarı. Bence direkt doğru. Yani her yerde de var bu, yani Avrupa'nın her yerinde de var bu hakemi aldatma yönelik. Hani Mourinho'nun çıldırması ayrı bir parantez ama onunla verilmemişti. Bunda ben onu doğru düşünüyorum ama ikinci sarı yani çok yazık oldu. Yani çok biraz saçma sapan. Kolay kartlar çıktığını düşünüyorum. Bu maçta yani Hatay'a kart vermek hakem için o kadar kolay ki, nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim, açık konuşmak gerekirse ben şimdi programda Avrupa futbolu yaptığımız zaman göreceksiniz. Bunları yine konuşacağız. Avrupa'da bunlara faul verilir veya verilmez. Bunlar önemli değil. Orada bir standart var. Hani bu pozisyonda, hani her bu pozisyon benzeri yaşamda verilir, yaşanmadığında da verilmez. Bu çok basit bir matematik gibi olarak bile düşünebiliriz. Ama mesela bir maçın içinde hata yaptığı zaman bu faulü çat sarı çıkıyor. Adam yani önüne bakmadan sarıyı veriyor. Var hak getire. Ama Avrupa'da hiç böyle bir şey yok yani. Varsa vardır, yoksa yoktur. Bu... Fenerbahçe aynısını yapınca da kart çıkmıyor. Yani bu ki bir de hani şöyle bir tabir vardır. Bunu hani maçlara gidiyoruz hepimiz bir şekilde. Bunu daha iyi biliriz. Hani taraftarın hakemi baskılaması diye bir şey vardır. Hakem karar verirken zorlanır vesaire. Taraftarsız evet. Oynuyoruz abi yani böyle şeylerin olmaması lazım. Burada hakemler işte, korkmayacak. Taraftar baskısı olmadığında hakemlerin eyyam yüzü daha çok ortaya çıkıyor. Yani anladın, bilmiyorum, korkmamanız gerekiyor. Çünkü ikinci sarı kart, yani birinci kırmızı kartın ikinci sarı kartı ilk adama oyundan atıldığında, Hatayspor atıldığında tamam, tehlikeli hata önlüyor. Yani bunu Beşiktaş'ta deneyip her maçta yapıyor. Ama hakemin pozisyonu şöyle yorumlaması lazım. Bir, daha Fenerbahçe'nin kendi yani cezaları ön yönünün belki 10 metre ilerisinde oldu. Orta sahanın ilerisinde değil. Atak daha olgunlaşmamış. Tam olgunlaşan hata kesiyor eyvallah ama arkadan bir hatayla geliyor. Kenarlarda var. Yani bariz bir tehlikeli atak engellemeden düşündü yüksek ihtimal. Başka bir şey yok ama yani çok kolay kart verdi. Yani Fener'in, yani hakemin Fenerbahçe'yi oyuna almak istemesi bence Fenerbahçe'ye çok büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Hatayspor'u geçtim çünkü rakibin zaten Hatayspor lig tecrübesi hiç yok. Kaç tane kadrosundaki kaç tane oyuncu Süper Lig tecrübesi var? Allah bilir. Hiç yoktur belki de 3 kişiyi geçmez. Zaten Isaac Seki falan filan yani, var. Hani bir eli geçmez. Yani sen dediğin gibi Fenerbahçe'sin. Bu kadronla Sosa var, Mametian var. Oyundan aldı, erken aldı bence. Caner, Gökhan mesela ikisini beğenmedim. Caner biraz saç baş oldurttu yüksek ihtimal. Beşiktaş'taki Caner, o kötü günlerini anlattı. Caner'e oyundan aldı Erol Bulut. Yani Erol Bulut hata olabilir ama bir şeyler denemeye çalıştı değişikliklerini kullanarak. Hakem Fenerbahçe yardım etmeye çalıştı kendi aklınca. Eyyam'ın kralını birazcık yaptı. Hele ikinci kırmızı kartta daha fazla, daha net gördük bunu. Fenerbahçe'nin maçı tabii ki alması gerekirdi. Puan kaybı, evet. Hatay puan kazanmıştır, Fenerbahçe puan kaybetmiştir. Ama yani hakem bence taraftar olmadığı için eyyam daha net gözüktü. Ya şöyle, ben çok kısa kendi düşüncelerimi ekleyeyim. Ardından Fenerbahçe'nin transfer olaylarına geçelim. Şöyle, ben Fenerbahçe bu dönem transferleri yaptığında çoğu kişi gelip bana şöyle dedi. Hani hatta Beşiktaşlı, Galatasaray, Trabzon'un arkadaşlarım hepsi dedi ki bana Fener kesin şampiyon abi. Çekti, Gökhan'ı aldı, evet. Caner'i aldı, Nova aldı, Sosa'yı aldı, Mert Hakan. Hani en iyi parlayan genç oyuncu o, bu, şu. Müthiş bir kadro dizdi. Bu doğruya doğru, şimdi herkes okeydir. Ama benim Fener'den beklentim yani tıpkı 15-16, 2015-2016 sezondaki Beşiktaş gibi veya 17-18'deki Galatasaray gibi o dominant, kendi evinde müthiş oynayan, hani ya fiziksel açıdan veya hani kalite açısından böyle bir dominant oyun bekliyordum. Aynen. Fener'de ben bunu görmedim. Ha şimdi şunu da söylemeyi yani ihmal etmeyelim, hakkını yemiş oluruz. Hatayspor geçen sene PTT'den şampiyon olarak çıktı ve takım savunmasını güzel yapan bir takım. Ama yani söylediğimiz lafa geri dönüyoruz. Sen Fenerbahçe'sin, evinde oynuyorsun, mükemmel bir kadron var. Atacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben bu mağlubiyeti, daha doğrusu yani 1 puan alındı ama Fenerbahçe kendi evinde yeni lige çıkan takıma karşı 2 puan bırakıyorsa ben buna mağlubiyet derim. Bu mağlubiyet Erol Hoca'ya yazar. Ben böyle söyleyeyim yani. Bu dominant oyunu kuracak kişi Erol Hoca'dır. Şimdi hemen maçla alakalı bunları bir kenara bırakalım. Transferlere geçelim.